Arkadaşlar, yeni bir videodan herkese selamlar. İyi akşamlar. Aynen, bu sefer iyi akşamlar. Biz Dalat'tan Kamboçya'ya gidiyoruz. Yeni ülke geliyor. 14. ülke. Evet, sabahtan beri bekliyoruz. 11'de çıkış yaptık. Ona. Akşam 10'da otobüsümüz. 11'de çıkış yaptık. Dolaştık falan, akşam ettik. Sağ olsunlar, akşam 6'da hostel Ranzabo'da vardı. Geçin dilenin dedi orada. 3 saatte orada takıldık sonra. Çalışanlar çok iyiydi, sahipleri. Amcamız da ilgilendi bayağı. Gelirseniz, omuz düşerse. Kesinlikle burada kalın. Başka hiçbir yerde kalmamıza gerek yok. 10 numara 5 yıldız. Şimdi servis aldı. Otogara geçiyoruz. Oradan otobüste ilk durağımız Ho Chi Minh. Ho Chi Minh'den de sabah bir otobüse binip oradan da Kamboçya, Phnom Penh'e gideceğiz. Yoldaki bir şeyleri de artık gösteririm size. Yine yataklı otobüs. Aynen. Bu biraz daha lüks. Öyle yani, bakalım inşallah öyle çıkar. O zaman otobüste görüşürüz. Otobüsümüz geldi. Bu soldaki Kum Ho Samko. Şimdi buna binip gideceğiz. Otobüsümüze giriyoruz şimdi. Otobüsümüz bu sefer güzel. Şöyle Görkem altta, ben de alttayım. Böyle bir otobüsümüz var. Sabaha kadar buradayız. 10'da bindik. Saat 2.30. Böyle bir yere geldi. Yemek molası veriyor. Tabii ki her zamanki gibi yemek yok. Şimdi birazdan devam edeceğiz. Bu arada otobüs çok rahat. Vallahi deli gibi uyumuşum. Bayağı iyi. Arkadaşlar, saat 4.30 gibi Ho Chi Minh'e geldik. Biraz dış tarafına indirdi biz otobüs. Oradan serviste bir yarım saat 40 dakika Ho Chi Minh şehir merkezine geldik. Bizim kaldığımız otelin hemen ön caddesine geldik. 5.20 falan saat. Şimdi 7'de otobüs bizi gelip alacak. Buradan bineceğiz. İnsanlar uyanmış. Spor falan yapıyor. Herkes ayakta şu an. Ho Chi Minh uyumuyor galiba hiç. Göstereyim biraz. Şurada spor yapıyorlar. Millet dışarıda. Burada kargocu abiler kargo yapıyor. Bekliyoruz. Ho Chi Minh'de beklerken en son orada açmıştım. Oradan bir tane otobüsle şimdi bizi aktarma yerine getirdiler. Bir benzin istasyonunda yine yataklı otobüse geçtik. Bununla direkt Kamboçya'ya geçeceğiz. Pasaportları da aldılar. Adam kağıt mağat doldurdu, bir şeyler yaptı. Kapı vize internette 30 dolar gözüküyor. Adam 40 dolar diyor. İnşallah kavga mavga etmeyiz. Sorunsuz geçeriz. Bir 4-4.5 saat yolumuz var herhalde. Yine aynı koltuklarda, önlü arkalı oturuyoruz Görkem'le. Yata yata gideceğiz. Evet. Arkadaşlar, şimdi saat 9.30 oldu. Vietnam'dan çıktık. Pasaportları toplamıştı otobüste zaten adam. Şimdi buradan çıkış yaptık. Bir tane de Kamboçya ile ilgili böyle küçük bir kağıt var orada. Bizim adımız falan yazıyor. Şimdi karşı taraftan büyük ihtimal giriş yapacağız, para ödeyip vize alacağız. Onu da çıkınca anlatırım, bir sıkıntı olursa, bir şey olursa. Arkadaşlar, biz şimdi geçtik Kamboçya tarafına, vizemizi aldık. Burada büyük şeyler dönüyor, olaylar dönüyor. Biz önce otobüs... Ben anlatayım mı? Tamam, anlatacağım. İlk giriş, ilk çıkış yaptı. Yani ülkeden çıkış yaptığımızda bir tane adam geldi. Adam da şu an şu köşede. O işte otobüstekilerle konuştu. Sonra biz çıkış yaptık. Kamboçya'ya gireceğimiz zaman indik otobüsten tekrar. Dedi ki kişi başı 40 dolar dedi. İşte yoksa da otobüs seni beklemez falan, ayak yapıyor, tamam mı? İşte yok otobüs beklemez, gider falan. İnternette de 30 dolar yazıyor. Bir yerde de gördüm, 30 dolar artı 5 dolar işte işlem ücreti falan filan yazıyor. Yok da sizi beklemez, bir saat sürer işte siz yaparsanız falan. Otobüs beklemez, gider. Ben dedim yok, bekleyecek dedim, gidemez dedim bir yere. Ama bu otobüs çalışanı falan değil yani. Burada ayakçı yani, belli. Biz yok dedik, iyi peki dedi, o zaman şuradan girin. O 2-3 dakika, 5 dakika oyaladı bizi. Oyalamasa daha hızlı bitiyor işimiz. Sonra işte vize yerine gittik. Ondan sonra orada verdik, orada 35 dolar aldı. Orada tabelada 30 dolar ve 35 dolar yazıyor. Turist vize 30, ordinary vize 35 diyor. Polis yani vize şey memuru 35 dolar dedi. Bir şey diyemedik, sıkıntı olmasın diye. 30 dolar falan desek belki orada ayak yapacak, 2 saat bekletecek. 5 dolar da Allah dedik belalarını versin. Verdik 35 dolardan. Aldık. Vizenin üstünde de 30 dolar yazıyor bu arada. Evet, 5 dolar ekstra bir falan bir şeyler var. Otobüs bekliyor. Biz orada vizeye kağıdı verdik işte. Vizeyi neydi lan? Biz orada pasaportu verdik. O ara o 40 dolar diyen adam geldi. İşte dedi otobüs de ileride sağda restoranın orada bekleyecek dedi. Ondan sonra şu arkadaki kapıdan geçip oraya geçebilirsiniz dedi. Sonra da gelip böyle bir şey söylüyor bize. Orta yolu buluyor. Bir şeyler yapıyor işte. Orada kötü gözükmemek için herhalde. Biz onu dinlemedik. Dinleseydik 10 dolarımız gidecekti.
belki 10 dolar fazla verdik şu an ama yani çok da uğraşmak istemedik. Burada sıkıntı çünkü biraz olaylar dönüyor yani. Görünce gelirseniz burayı anlarsınız. Biz Ho Chi Minh tarafından girdik. Şu arkamda şurada görüyorsunuz muavinlerle beraber o adam. O adam ayak yapıyor. Çok da şey yapmayın. Kendiniz halledin. Bekliyor, otobüs falan gidemez bir yere. Sizi bırakıp nereye gidecek? Ondan sonra şimdi otobüse binip 3,5 saatimiz falan var. İnternette 160 km gözüküyor. Binip şehre gidiyoruz. Bir aylık vize aldık. Arkadaşlar saat 2. Biz daha yeni şimdi otobüsten indik. Grab çağırdık. Daha doğrusu çağıracaktık, baktık fiyatlara. Tuk tuk da var burada Grab'lerde. Normal araba 11 bin küsür yazıyordu. Grab'de küçüğü 6, işte büyüğü 8 falandı. Biz de büyüğe bindik. Grab dediğim de at arabası arkası, göstereyim size. Bildiğiniz at arabası. Önünde motosiklet var. Arkasına da at arabasının şeyini koymuşlar, sepetini. Göstereceğim. Çok sıcak. Şunlar küçük grip. Büyük de şu. Çok sıcak arkadaşlar. Aynen, dalattan 50 derece fark ediyor. Şimdi büyük grip'i de göster. Şu arkadaki mesela, şu karşıdaki büyük grip. Şu yandaki, karşıdaki tam büyük grip. Biz buna bindik. Gidiyoruz bir 10. Gidiyoruz bir 10 dakikamız falan var. Kamboçya'daki ikinci günümüzden herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Dün otele geldikten sonra vallahi hiç çekemedik. Biraz moraller bozuldu. Moraller sıfır. Aynen. Kısaca anlatalım. Instagram'da atmıştık zaten. Takip edenler biliyordur. Gittiğimizden itibaren sorunlar yaşadık Kamboçya'ya. Vallahi Kamboçya'ya ucuz diyenle kavga edeceğim. Evet. Bu bir. Kamboçya güzellemesi yapanla yani aramı bozarım. Yani her şey yapabilirim. Atbaşlı gezginlerin gerçek yüzü. Yani... Gezginlerin videosunu izleyip falan hani buralara hani geliyoruz, bakıyoruz biz de hani gidecek yerlerde. Ondan sonra ama hiç öyle gözüktüğü gibi değil. Biraz bir şeyler oluyor arkada da, anlamadım. Geliyor başımdan. Biraz abartı var. Anlatamadın. Anlatamadım. Gel bir şu tarafa doğru geçelim. Saydan gideceğiz zaten. Neyse, böyle bir buradan da geliyorlar bu arada ya. Şey, yanına geliyorlar. Nasılsın, ne haber, nasılsın falan. Hala arkamızda kapalı mapalı diyor. Kendi işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Neyse, biz konumuza devam edelim. Ya arkadaşlar, her şeyi şimdi... geçtik. Biz oteli bıraktık. Yemek yememiştik zaten. Neredeyse bir gündür yoldayız yine. Çıktık. Bir yerde yemek yiyelim. Hemen yakınımızda da 50 metre yan tarafta Lübnan restoranı vardı bir tane. Bize hani uygun yemekler. Girdik. Aa diyorum, fiyatlar uygunmuş falan. Görkem'e diyorum, güzelse dedim işte akşam da geliriz, sabah da buraya bu geliriz. Bu arada Kamboçya para birimini 7 ile çarpıyoruz bizim bin, para birimiyle. 1000 Kamboçya parası 7 lira gibi. 7 lira. Şunu. Ondan sonra. No. No no. No palace. You go to another walk, walk. Böyle soruyorlar işte. Biraz böyle yapmak gerekiyor. Biraz köpek çekmek gerekiyor. Yani evet, tabiri caizse. Yani. Çünkü bırakmıyorlar yani. Buraya gelince anlayacaksınız. Neyse, 1000 Kamboçyalı 7 TL. Biz de gittik lan, baktım 3-4 falan yazıyor işte, humuslar falan işte, pita mita bir şeyler pita var. Pita dediği de hani şu kadar şu kadar ekmekler 3,5-4 yazıyor mesela. Ne düşünürsün sen, onların fiyatı nedir? Yani, 4 kere 30 lira 7, falan. 28-30 lira yani, anca o toplam olur yani. Hani gerçekten olur o yani. Olmaz yani. Neyse, yedik falan böyle. 2 tane kola söyledik işte, 5 tane küçük aparatif gibi ve bir şey söyledik. Ve bu arada menüde de hani sadece 4,5 yazıyor mesela. Hani aynen yani. Para birimi yazmıyor hiçbir şekilde. Biz de bilmiyoruz ya. İlk yani ilk indik, yarım saat sonra gittik aynen oraya. Bilmiyoruz yani burada öyle bir şey olduğunu. Neyse, yedik falan. Ben hatta doymadım. 2 tane daha bir şey söyledim falan. Aha. Böyle yine aynı 3,5-4'ten. Hesap ödeme gittim işte. Kadın bank kart işte, o neydi onun ismi ya? Post cihazına. Baktım 30 dolar işareti var. Dedim dolar? Evet dedi. Dedim ne, nasıl dedim ya? Dedim çok pahalı falan. Ödedik. 30 yani, dolar 900 lira arkadaşlar. Biz zannediyoruz ki hani 30 çarpı 200 lira 7 diye hesaplıyorum ben. Ben 200 lira hesaplıyorum. Aynen. 200 lira eder çünkü yemek. Yani yemeğin ederi 200 lira. Aynen o kadar eder. Zaten daha fazlası etmez yani yediklerimiz. Neyse ama dışarıda ben menüye çıktım. Ödedim yani, yapacak bir şey yok. Ödedim, menüye bakıyorum falan, orada bir tane adam geldi. Adam sahibi de Fransız büyük ihtimal. Aroma restoran bu arada, aklınızda olsun. Yemekleri fena değil ama o kadar para etmez, biraz tokatlamaca. Asla etmez. Ondan yani sonra hani her şeyi şey anlatayım yani. Devamlı. İstediğiniz adam geldi, aa işte ne oldu falan gibisine bir şeyler dedi. Dedim expensive dedim, 30 dolar dedim, bir şey yok dedim burada yani dedim. Sen dedim burada dolar olduğunu yazmadın, ben olsa girmezdim dedim yani. Türk müsün falan dedi işte bana. Evet dedim, böyle bir şey yok dedim, 30 dolar olamazdı. Sen buraya yazmamışsın ki dedim, ben nereden bileyim ilk defa. Yok diyor ki, burada her yerde dolar geçiyor.
Ben dedim Kamboçya'ya geldim. Ben nereden bileyim böyle ya bir şey olabilir, olduğunu? O belki bizim hatamız. Hani tam bakmamış da olabilir. Ama hani orada yazmak yerde zorunda dolar evet, olarak. Evet yazmamışlar yani hani. Neyse. Birim. Şey yaptık, ben hesaplarken kadın yazmıştı, gördüm abi bir tane kolaya 4 dolar yazdı. 4 dolar ya, her şey geçtim, bir 4 tane kola 4 dolar olamaz yani. Dışarıda dolar, markette 10 lira. 120 lira arkadaşlar, 4 dolar yani. Yani Nusret'te bile 120 lira değildir şu an. Yani öyle bir lokanta için 4 dolar, 2 dolara 8, 2 kolaya 8 dolar verdik. En çok o koydu. Yani. Böyle, neyse çıktık, çok uzun oldu lan. Evet, kısaltmışsınız, landır buraları. Çıktık, sonrasında da sim kart almamız gerekiyor. Sim kartta çok değişkenlik gösteriyor işte. 5 sim karta 5 dolar isteyen var. Herkes sadece sim karta. 2 dolar isteyen var. Bix C marketler var burada. Orada gördüm, baktım 45 GB 5 dolar yazıyor. Aldık. Çocuk beceremedi. Sorduk bir de hani çocuğa. Soruyorum. 2 tane marka vardı. 45 GB mi diye bak diye. Evet diyor. Sorduk, neyse aldık. Orada işte pasaportun arka fotoğrafı falan lazım. Yanımızda yoktu. Gittim bir daha geldim. Çocuk işte kaydettim ben zaten. 15 dolar şey. 15 GB. Dedim bu ne falan, gülüyorlar salak salak. Dedim ya sen bana dedim böyle söyledin dedim. Al falan, yarım saat uğraştım. Aradı birilerini de beceremedi. Ne dedim, Allah kahretsin dedim, ver. Çıktım 5 dolara 15 GB sim kart almış olduk. Başka markette var bu arada, 45 GB 5 dolar. Böyle başka ne yaşadık? Her şey pahalı bu arada. Hayata küstük. 30 yani. Zaten çıkmak istemedik. 900 liraya bir yemek yedik yani sadece. Evet. Görkem yemek yedirme, 12 oldu saat, daha yeni yemek yemeye gideceğiz işte. Bir saat sonra belki yersek işte. Ucuz. Dışarıda da çok pahalı bu arada. Hamburger 250-260 lira. Singapur'dan pahalı burası, yemin sadece ediyorum. Sadece bizim gittiğimiz yer değil bu arada. Her yer çok pahalı. Hani yok işte Kamboçya ucuz, yok işte 1 dolara otelde kalıyorum, yok bilmem ne. Oteller de ucuz değil arkadaşlar. En ucuz otellerden birinde kalıyoruz. Yani 4 günlüğü 1200 lira mı geldi? Ne 1450 geldi? Liraya geldi. Biz Boracay'da bu kadar paraya kaldık. Boracay'da yani. Denize sıfır neredeyse, evet. 300 liraydı. Ya şaka mısınız? 1 dolara yok otelde kaldım. Yok her anlamda ben daha de iyi otel. Yani Kamboçya ve bu kadar para edecek bir ülke değil. Gelmeyin. Biz Singapur'a gittik. Singapur'da yemin ediyorum 30 dolar harcamadık. 2 gün boyunca gezdik, evet. 30 dolar harcamadık Singapur'da. Yani çok aşırı pahalı. Buraya gelmeyin. Buraya gerek yok. Girişte de zaten tokatladılar biliyorsunuz. Evet. Yani buraya gelmeze gerek yok yani. 5-10 dolarımızı girişte kondular zaten. Buraya geleceğinize gidin Tayland'da, burada 10 günde vereceğiniz parayla Tayland'da bir ay kalırsınız ya arkadaşlar. Biz çok pişman olduk açıkçası. 8 gün falan buradayız. Bir zorunluluktan dolayı buradayız. Onu da ilerleyen buradan, günlerde anlarsınız. Buradan bir yere başka uçuşumuz var. O yüzden geldik buraya. Yani kötü yani. Şu an otelden çıkmak da istemiyoruz. Gezmek pahalı. De istemiyoruz. Yani gerçekten pahalı. Hani yok ya, ucuz yemek inşallah buluruz. Ha, şöyle bekliyor işte. Şimdi gelecek bize bir şey soracak. Ondan sonra görüyor bizi, hala bakıyor. Öyle gidiyoruz şimdi. Ya güvenlik açısından da sıkıntı var bu arada. Akşam falan yolda yürürken mesela dün akşam böyle sahilde. Milletin kafa uçuk, yürüyemiyorlar. Hani burada madde kullanımı falan da çok işte, ot zaten her yerde kokuyor arkadaşlar. Hani yok bitik var ya, bildiğin bizim böyle şey neydi o film vardı bir tane, Walking Dead ya. Aynen. Millet. Ya bizim otelin girişinde bile kokuyor yani, o kokuyu alıyorsunuz. Ya bittik yani. Zaten kasino falan da var buralarda. Zaten Asya'nın en fakir hani ülkesi. Bitmiş bir ülke. Ama, Bu yani bu gezginler hani yok işte gelmeniz lazım işte gezmeniz görmeniz. Yani nereye gezelim arkadaşlar, siz söyleyin ne yapalım biz yok burada. Yani bununla ilgili de ayrı bir video çekeceğiz döndüğümüzde. Asya ülkesiyle ilgili ve bu gezginlerin abartmasıyla ilgili. Gerçekten şişirmece yapıyorlar. İnsanlar buraya her zaman gelmiyor. Son parasıyla ya da ayırdığı biriktirdiği parasıyla bu ülkelere geliyor. O yüzden düzgün yönlendirmeleri gerekiyor. Bir önden gidip hani keşif ediyorlar sonuçta. Onlar keşifçi gibi bir şey. Hani biz de dahil. Ama bu şekilde çok fazla video göremedik. Bu da bizi üzdü. Neyse şimdi geziyoruz. Ha, bir mesela en basit bir tane daha örnek vermek istiyorum. Burger King'e baktık. Ya bir Burger King menü ne kadar olabilir? 250 TL mi neydi? 280 lira. Aynen. Arkadaşlar bir hamburger menü 280 lira. Hong Kong ve yani size bırakıyorum. Hong Kong ve Singapur'da daha ucuz arkadaşlar. Ya Singapur'da biz McDonald's yedik. Kaç lira yedik? Yani 250 lira falan yedik. İkilik 2 kişi menü. 250 lira yedik. Burada bir hamburger Burger King menü 280 lira. Siz söyleyin yani ucuz mu değil mi? Öyle çok dolmuşuz. Neyse çok uzun oldu, devam edelim, açarım yine. Şimdi AVM'ye geldik burada, AVM diye. Fiyatlara bakıyoruz, H&M'e geldik. Pantolon 100.700 lira şu pantolon. Bu ülkelerde bu çok yani, bu paralar çok yüksek. Ya, evet. Tayland'da mı? Yani ne kadar almıştın?
ucuzdu. Kaç para burada? 300'e mi almıştım? Burada 900 mü? Yok lan, yok 90 şey, mi? 90 yani işte 600-700 lira. O çok pahalı. Arkadaşlar AVM'de şöyle bir standa geldik. Uygulamayı indirince hediye kazanırsınız. Bakalım belki şansımız döner. Çark çevireceğiz bakalım. Hadi bir kupa kazan. Kupayı geçti ya. Ördek geldi. Çivil geldi, o da olur. Arkadaşlar şu ördeklerden kazandı. Okey, hangisi olsun? Sarı olsun, sarı. Sarı. Sarı diye. Böyle şey kazandık. Ben de indireceğim şimdi. Şöyle bir şey kod gelecek. Kod gelmedi bu arada. Arkadaşlar şimdi başka bir standa geldik. Burada da şu çivilere atış yapıyorsunuz. Burada hediye veriyorlar. Bedavaya bir gün geçirme alıyor diyor. Adam atacak şimdi. At bakayım, yakınlaş. Erkan yakınlaşın bakalım. Evet. Yes. Again. Evet. Evet. Hadi ona da al. Uzak bir yazama yapar. Okay, please get your bride. Bakalım ne var. Agen, bahkan asal peribadi tengah ni, bah. Kita cuma ingin beli kemudian mentol. Hai guru, tengah mentol ke, bah. Tengah mengci mentol tiap. Sampai bah mentol untuk kerja pada cut selama waktu ni ramadhan ini. Dan angin saya curung, bah. Makan ini, bah. Kerja curung lagi kemasan, bah. Rahul, time lawan, bah. Kita rope, dan lu ni mantap dengan bah. Cungkak, bah. Cuma ingin, bah. Akhir sampai. Nah, kita cuma ingin kerja curung. Kita free, time lawan, bah. Kita curung, bah. Free. Free register and free play. Bah. Okay, bah. Ten. Ini siapa? Take you. Take one. Ah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bah, again, bah. Fiyatları gösterdim. Texas çıkın diye bir yere geldik. Bakıyoruz AVM'de çok pahalı. Diğer markalar falan bayağı pahalı. En ucuz burası. En son gösterdiğim 9 dolara 9 item yazan menüden aldık. En uygun oydu yani. 2 kişi doyar. 2 kişilik gibi bir şey zaten. Başka ucuzu yok. Çok pahalı burası. Vallahi kara kara düşündürüyor yani. Bekliyoruz şimdi yemeği gelsin. Yiyeceğiz. Sorry. Şu an kaldırımdan yürüyoruz normalde. Görüyorsunuz trafik var. Öyle izin isteyerek geçiyoruz motorlardan. Öyle yürüyoruz. Rus marketi diye bir yer vardı, oraya geldik. Şimdi bakacağız hızlıca bir şeyler var mı. Evet, izlenimler nasıl, değişme var mı? Arkadaşlar az önce yemek yedik. 9 dolar verdik total. Bayağı da bir şey vardı. Evet. 2 bardak da bedavadan kola içtik. Hayır, bir şey gösterebilir miyim? Göster. Evet. Kokuyor. Öyle gördünüz. Solda da bir şey parçalıyor dayı da, abla da. Arkadaşlar AVM'de de oyun oynadık. İki kere Erkan oynadı işte. Birinde araba atacağı ördek verdi böyle. Güzel, ışıklı mışıklı. Bir tanesinde de kazanamadan aslında biz çekim yapınca yaptığımızı görünce şey verdiler böyle. Hediye. Kek verdiler iki tane. Hediye gibi öyle. Şimdi gezeceğiz buraya bakalım ne varmış ne yokmuş. Dünkü paraları çıkarmaya çalışıyoruz. 30 bir dolar. De market şeyde yemekte o Texas çıkınca normalde bize kola verdi şişe. Bardak sıcaktı. Verdi. Sıcaktı. Ben söyledim dedik adam oradan dedi kadın. Ice var işte orada. Aldım baktım kola da var orada. Kola alabiliyorsun. Ondan bir hata aldım. Sonra kız geldi ya dedi bunlar size göre değil falan işte. Siz onunla içmeniz lazım. Dedim bu soğuk değil. Gitti şişeyi değiştirdi. Birer bardak da biz ekstradan içmiş olduk öyle. Birer dolar daha kırpabiliriz o dünkünden. Bura bitti bu arada. İçeri girmemiz lazım. Rus marketine girdik. Nabur malzemeleri falan satan da çok var. Kıyafet var. Bir şeyler var. Bakacağız öyle. Çok pahalı büyük ihtimal burası. Çok bir şey sormayız. Gezeriz sadece. Zaten aynı ya çoğu. Yani tarzlar aynı yani. Tipler, oteller, şeyler hepsi aynı. Pazarlar.
Aa, şuraya gidelim. Şurada yemek mi yiyorlar? Yemek mi? Çekelim mi? Al şundan çeksene. Burada da böyle ortaya yemek alanı yapmışlar. Sağlı sollu dükkanlar var. Bazıları açık, bazıları kapalı. Ablamız pad thai tarzı bir şey yapıyor. Noodle. Burada turist amcalar, ablalar bir şeyler yiyor. Burada böyle sigara böreği tarzı bir şey var. Böyle balıklar var. Oğlum. Kam. Burada bir şey yok ya. Buraya gelmenize gerek yok. Marketin aynısı. Yani pazarın aynısı normal. Buradan bir şey de alınmaz. Bayağı sıkıntı. Aa, kurbağa. Arkadaşlar kurbağa. Sıçtı teyze. Teyze sıçtı ağzıyla ya. Üf. Ay çok kötü. Çıkalım buradan, gidelim. Gidelim. Vallahi markette pek bir şey yoktu. Çıktık biz de. Burada genel olarak zaten çok bir şey yok gibi. Zaten biraz da 7 gün falan buradayız. O yüzden şimdi geçip dinleneceğiz. 5-6 km yürümüştük. Otele geçeceğiz. Akşam belki bir daha çıkarız. Gece hayatı falan var burada. Oralara bakarız bir. Akşam tekrar görüşürüz. Şimdi Grab çağırdık. Tuk tuk gelecek bu arada. Onu da göstereyim size. Grab'le çağırdık. 3-4 km'lik yolu 7000'e götürüyor. O da 50 lira ediyor. Grab geldi şimdi. Otele gidiyoruz. Böyle küçük bir araç. Motor işte yani. Motor abi. Şey yapmışlar. Öyle gideriz. Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Vallahi moraller bozuk ya. Her şey pahalı. Biz de çok çıkmıyoruz. Şimdi Central Market'e yürüyoruz. Yiyecek bir yer baktık, bulamadık. Şimdi buraya gezip ondan sonra yemek yiyeceğiz bir yerde artık. Şimdi gezelim. Bir şey de var insanlarda. Diğer ülkeler gibi değil. Neredesin? İnsanlarda böyle bir şey de var. Böyle mutsuz, böyle bir keyfi yok. Böyle bir ülke, böyle sessiz sakin bir saçma sapan ya. Hiç keyifli değil yani şu ana kadar. Biz sevemedik arkadaşlar. Biz sevemedik. Vallahi zorunluluktan duruyoruz. Yani gün sayıyoruz resmen. Gerçekten aynen öyle. Askerde böyleydim en son. Asker güzeldi yine her şeyde. Hani orada son 3-5 gün kalınca sayarsın ya. Burada da aynıyız şöyle. Saatleri sayıyoruz. Neyse gezelim ya. Çok bir şey yok burada da büyük ihtimal. Orta avlu kısmını saat, mücevher satan dükkanlar var. Buraları hızlıca pas geçebiliriz. Sağ tarafta kıyafet var. Oraya bakalım. Gel Görkem. Hızlıca. Geçen akşam pazara gittik. Geçen dedim ya. Geçen herhalde adı. Şu adam baktı bana. Geçen pazarı gezdik de kıyafetler de çok pahalı ve dandik. Aşırı dandik. Çok kötü ya. Yani bir Vietnam falan. Yani çok kötü. Buralardan hiçbir şey alınmaz. Diğer ülkeler, Vietnam falan de çok arkadaşlar, iyiydi. Arkadaşlar anladığımız kadarıyla buranın zengini de çok zengin. Yani bir kısım parayı yemiş. Ya böyle Bentley'ler, işte Rolls Royce'lar falan, evet. Hani çok çok fazla sokaklarda. Var aşırı. Ben İstanbul'da bu kadar görmüyorum aynı anda. Ama fakir de fakir yani işte. Öyle sıkıntılı. Evet. Biz gezelim, göstereyim size. Sorsana kaç paraymış? En az 15 dolar, ben sana söyleyeyim. Tamam. Böyle. Mesela şu görünmek en az 15-20 dolar tamam diyecek. Seven dolar. Seven? Hande. 70 bin. Ha. 500 lira. 500 lira, 15 dolar işte. Ne dedi? Nokta atış. 15 dolar çok. Ben 15 dolardan aşağı mont aldım be, kocaman. Kıyafetler böyle, hediyelik falan var. Hiç müşteri de yok. Saat 12.01. Yok, hiç akşam da gittik geldik. Doğru düzgün alışveriş yapan yok. Bence burası Avrupalılara da pahalı. Çünkü saçma saçma ürünler dolar üzerinden, yani böyle pahalı, kalitesiz bir de. Kimse almıyor yani, ben çok fazla görmedim. Yani benim bile ilgimi çekmiyor yani şu an. Burada böyle berberler falan var, terzi var. Ayakkabı satılıyor. Bir tane ayakkabı sorduk, 1000 lira dedi.
Çok yani bizce. Gel içeri girelim yine. Biraz daha içerilere bakalım. Tablo satan çok var. Burada örümcek var, çekirge, kurt falan var burada, çok fena. Ne görüyorsunuz? Çanta bakalım soracağız. Şöyle adamdan bir sorduk. $45. Yeah, dolar. Göster. Şuna... Şuna 45 dolar dedi. Takoymuş. Kazığın kazığı ve çok dandik arkadaşlar. Vietnam'da çok çok uygun. Yani 15 dolara falan 10 numara birinci kalite yani. O 45'ten 35'e düştü. Dolar 1000 liraya, 1000 liraya o çantadan. Vietnam'da 3 tane alırsınız aynısından. Aynen bak yani. Aynısından 3 tane alırsınız yani. 300 liraya vardı bir sürü. Öyle biz anladık. Çok dandik bir de kötü. Ya biz diğer yerleri gördüğümüz çok rahat söyleyebiliyoruz hani bunları. Gerçekten kötü yani. 35 dolara düşüyor. Çok pahalı bunlar. Kafayı yemişler ya. Çıldırmışlar yani. Ya gerçekten alınmaz ama ya. Çok pahalı ve dandik. Yani 1000 liralık bir çanta değil arkadaşlar yani. 200 liraya falan alırsın ya. Türkiye'de kötü de alırsın yani. 200 liraya. Kişileri, şeyleri kötü görünüyor yani. 150 liraya çok güzel çanta aldık. 300 liraya bir tane çanta aldık. Çok 500 güzeldi. Liraya aldık çok güzel. Bir pazarda bir tane teyze satıyordu mesela böyle. Marka çantaları. Burada Charlie Kane mi ne öyle bir marka var yani. Onun çantalarını falan satıyordu. Kutulu mutulu böyle hani kaliteli görünüyor. Hani çakmadır belki ama 300 liraya satıyordu yani kadın. Çok bunlardan saçma. Değil. Buradan almayın. Zaten buraya gelmeyin ya. Vallahi gelmeyin. Son gelen biz olalım. Central Market'ten çıktık. Hiçbir şey yok. Kazık ötesi. Gelmeyin. Bunlarla pazar falan da yapılmaz. Çünkü biz bu videoda çok şey yaptık ya Kamboçya'yı. İşte kötüledik geldik, gibi. Kötüledik. İşte arkadaşlar kötü. Şimdi biz Asya turunda kaçıncı ülkemiz? 8. 8. ülkemiz. 8 ülkenin de bak Singapur'a da gittik, Hong Kong'a da gittik. Bunlar da var bunun arasında. 8 ülkenin... Vay anasın ya. Gel. 8 ülkenin en pahalısı şu an Kamboçya. En kalitesizi yani, ve en pahalısı. Evet. Yani yok Kamboçya ucuz ülke falan yalanlarına inanmayın arkadaşlar. Çok pahalı. Yok öyle. Yemeden giysiye, yani her şey pahalı. Kalmak da pahalı. Yani biz iyi bir yerde kalmıyoruz şu an. Zamanınızı hani gelip de burada tüketmeyin bence. Paranızı, daha zamanınızı. Daha iyi yerlere gidersiniz yani. Aynen öyle. Biz şimdi boşta geziyoruz öyle. Bakalım yemek yiyeceğiz. Ha, Seven Arab'ın var gel. Oradan tost yiyelim bari. Arkadaşlar biz öyle boş boş yürüyoruz. Saat gösterdin bir... mi kruvasanları? Yok göstermedim onu da güzel yedik çünkü. Doğru. 1.30'du saat işte. Hemen Seven Arab'ından sen neli kahve aldın? Ben normal latte aldım. Büyük güzel boy. Ama büyük boy ve 60 lira. 2 dolar. Aynen 2 dolar. Birer tane de sıcak çıkmıştı. Kruvasan vardı fırından sıcak çıkan. Tam yeni çıkarıyorlardı. Dedik onlardan birer tane var. O da 1 dolar 20 cent tanesi. 30 lira falan işte. 30-35 liraya geliyor. Birer tane daha almıştık. Baktık güzel hemen birer tane daha aldık. Sıcak ya biraz cezbetti. Evet güzel geldi valla. Bir... 4 kruvasan, bir kahve 180 liraya, 190 liraya aynen. geldi. Aynen 6 dolar 80 cent'e geldi. Şimdi öyle biraz yürüyoruz. Biraz takılır sonra büyük ihtimalle otele geçeriz. Akşam bir daha çıkarız. Hafta sonu cumartesi günündeyiz şu an. Bu eğlence merkezinin oraya gideriz. Orada hem dönerci falan varmış. Türk abiler orayı ziyaret ederiz. Hem yemek yeriz hem takılırız. Yine gösteririm. Biz şöyle nehir kenarına geldik. Akşam şu karşı taraf bayağı ışıklı hareketli oluyor. Şurada bir yazı var. Şu sol çapraz night market. Öyle. Buralarda takılacağız herhalde.